Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkan Vekilim, ilimizin kıymetli protokolü, değerli şehit yakınlarımız, kahraman gazilerimiz ve kıymetli basın mensupları. Ramazan ayı münasebetiyle ilimiz valisi Salim Demir'in şehit yakınları ve gazilerimiz olduğuna vermiş olduğu iftar programına hoş geldiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere ilimiz milletvekili Sayın Özkan Yalım'ı kürsüye davetle arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Vali Yardımcılarım, Sayın Vekil Arkadaşlarım, Sayın Emniyet Müdürüm, çok değerli ilimizin bürokrat arkadaşlarımız, komutanlarımız, çok değerli şehit aileleri, gazilerimiz, değerli arkadaşlarımız, değerli annelerimiz, babalarımız, kardeşlerim. İlk önce hepinizin Ramazan'ını kutluyorum. Tutturduğunuz oruçların Allah tarafından kabulüne diliyorum. Dünyadaki maalesef en büyük acıları sizler çektiniz, çekiyorsunuz. İnşallah Allah'ın izniyle hiçbir daha böyle bir acılar görmemek dileğiyle, yeni Ramazanlara kavuşmak dileğiyle hepinizin tekrar Ramazan'ını kutluyorum. Bu arada çok değerli garnizon komutanımızın biraz önce sayın babası vefat etmiştir. Eskişehir'de vefat etmiştir. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Buradan tekrar bütün şehit ailelerimizin Ramazan'ını kutlar. Yeni Ramazanlara kavuşmak dileğiyle hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum. Hepinize afiyet olsun. Sayın Milletvekilimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere ilimiz Milletvekili Sayın Aylin Kılıcı kürsüye davetle arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekili arkadaşım, çok değerli ilimizin bürokrat arkadaşlarımız, şehit yakınlarımız ve değerli gazilerimiz, ben de hepinizi Ramazanınız mübarek olsun, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin diyorum. Sayın Valim, değerli misafirler, bendeniz 2002 yılından beri iki dönem Uşak'a, bu güzel ili Ankara'da temsil etme imkanını yakaladım. Tabii ki siz değerli Uşaklılar sayesinde. Bu dönem tekrar milletvekili bir adayı değilim. O nedenle bu fırsatla da sizlerden bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetler, ziyaretler ve çalışmalarımız nedeniyle eksiklerimiz, kusurlarımız olmuştur. Benden yana helal olsun diyorum. Varsa haklarınız helal etmenizi istiyorum. İnşallah bu bereketli ayda bugüne kadar ülkemizi şanla, şerefle savunan, bugün dahi yurt içinde ve yurt dışında canlarınız, kanlarını siper eden, ülkeye siper eden şehitlerimizi şükranla
anıyorum. Allah onlardan razı olsun. Makamları âli olsun. Gazilerimize de sıhhat, afiyet diliyorum. Allah bundan sonraki hayatınızda sağlık, mutluluk, afiyet içinde hayırlı bir ömür temenni ediyorum. Tabii ki bugün önümüzdeki Ramazan bayramından sonra da önemli bir seçim arefesine giriyoruz. İnşallah bu seçimleri uşağımıza, memleketimize hayırlar, uğurlar getirmesini temenni ediyorum. Değerli dostlarım, şu anda içinde bulunduğumuz Ramazan ayının son 10 gününe girdik. İnşallah sağlık afiyet içinde kadir gecemize Rabbim bizleri ulaştırsın. Yine sevdiklerimizle birlikte de Ramazan bayramına ulaştırsın dileklerimi. Şimdiden sizlerin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Hepinize sevdiklerinizle beraber hayırlı bir ömür temenni ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sayın milletvekilimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere ilimiz valisi Sayın Salim Demir'i kürsüye davetle arz ediyorum. Sayın milletvekillerim, Uşak ilinin çok kıymetli protokol üyeleri, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, şehit ve gazi derneklerimizin çok kıymetli başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, saygıdeğer şehit annelerimiz, şehit babalarımız, çok kıymetli, saygıdeğer şehit eşleri ve evlatları, kahraman gazilerimiz ve kıymetli aileleri, hepiniz bu bereket sofrası olan iftar sofrasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, sağ olunuz, var olunuz. Sevgili dostlar, Ramazan ayı başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azat olmakla müjdelenen mübarek bir ay. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. İçinde bulunduğumuz Ramazan'ın son 10 gününde saklı olan Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Mübarek kılsın Cenab-ı Hak inşallah cümlemize. Ve yaklaşan bayramınızı da belki bayramdan önce görüşme fırsatımız olmayacağı için şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Çok kıymetli şehitlerimizin yakınları, şehit aileleri, kıymetli gazilerimiz. Hazreti Allah Kur'an'da buyuruyor ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Ancak siz bilmezsiniz, anlamazsınız. Dolayısıyla şehitlerimiz şu anda yaşıyorlar ve şu anda bizimle beraberler. Dolayısıyla ben Bedir'den, Uhud'dan, Malazgirt'ten, Çanakkale'den, Kurtuluş Savaşı'ndan, 15 Temmuz'dan şehit olan tüm şehitlerimizin Cenab-ı Hak bizleri şefaatlerine nail kılsın diyorum. İnşallah siz aileleriyle beraber bizleri de onlarda beraber cennette buluştursun inşallah. Bizim inancımızda, örfümüzde, milletimizde ve devletimiz için şehitlerimiz çok kutsaldır ve başımızın tacıdır. Gazilerimiz çok kutsaldır, başımızın tacıdır. Onların yüzü suyu hürmetine bugüne kadar devletimizi ve milletimizi Cenab-ı Hak ailelerinin ve onların yüzü suyu hürmetine bugüne kadar muhafaza etmiş,
Devletimiz 100 yıllık ve 1000 yıllık tarihimizde eşsiz ve erişilmesi hiçbir millete nasip olmayan zaferlerle buluşmuştur. Dolayısıyla ben bugüne kadar devletimiz, milletimiz için şehit olan tüm şehitlerimize ve gazilerimize rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Aileleriyle beraber sağlıkla, huzurla yaşamayı Cenab-ı Hak nasip etsin. Sözlerime son verirken yeniden hoş geldiniz diyorum. Ramazanınızı ve yaklaşan bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah şehitlerimizle beraber cennette buluşmak umuduyla Allah'a emanet olunuz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sayın Valim'de konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Katılımlarınız için teşekkür ederim.